Şimdi öncelikle hoş geldiniz. İsmim Sercan Güzel. Aranızda beni tanıyanlar vardır. Tanışmadıklarımızda da mutlaka ki bir iki zamanda daha sağlıklı günlerde tanışırız umarım. Bugün sizlere kriyoparametrik montaj ortamında kullanabileceğiniz 8 farklı püf noktadan bahsedeceğim. Buradaki araçlar bu arada Advanced SSM'li araçları değil. Burada yanlış anlaşılmasın. Çünkü aramızda Advanced SSM'li kullanmayan arkadaşlarımız da var. Ama ileriki zamanlarda tabii Advanced SSM'li yönelik videolarını da sizlerle paylaşıyor olacağız. Bunlarla ilgili etkinliklerimiz mutlaka ki olacaktır. Bugünkü soru ve alakalı olarak da sorularınızı ben sunum sonrasında sizlerden alacağım. Şöyle hemen bir kontrol edelim. Konu başlıklarımıza gelecek olursak, bugün Constraint Set with Parameters, Component Interface, Repeating Component Placements, Flexible Parameters, Shrink Wrap with SimpWrap, Substitute Components with User Defined Wrap, Defining Simplified Wraps using Rules ve Inseparable Assemblies'den bahsedeceğim. Bu konuların içerisinde bu arada Creo 8 ile beraber gelen yenilikler var. Şu son gördüğümüz Inseparable Assemblies bir de Shrink Wrap with SimpWrap konusu aslında biraz Creo 8'de gelen bir yenilikten bahsedilecek konu içeriyor. Bunları da uygulama olarak da tabii ki göreceğiz. Hani ileride Creo 8'e geçecek firmalar özellikle bu tip yetenekleri de kullanabiliyor olacaklar. Ama burada genel bir bilgilendirme yaptığımız için de bu bilgileri de özellikle anlatıyoruz. Şimdi ilk püf noktamızdan şöyle kısaca bahsedelim. Constraint sets with parameters. Constraint sets with parameters kısmında biz aslında ekrandaki görselde de gördüğümüz gibi montajda farklı konulardaki durumları değerlendirmek adına farklı montaj setleri tanımlayabiliriz. Ve bunu PTC Constraint Set parametresi üzerinden yönetebildiğimiz gibi alternatif olabilecek montaj kısıtlamaları üzerinden de değerlendirme yapabilmemiz mümkün. Şimdi bunu bir uygulama olarak görelim. Öncelikle uygulama olarak bunu bir inceleyelim. Örneğimizi burada açalım. Şimdi gördüğünüz üzere karşımıza bir aslında bir mandren var. Bu mandrenin üzerine bir mandren anahtarı bağlayacağım. Bunun için de Assemble'a tıklayarak Assemble'dan ilgili parçamı çağırıyorum. Şimdi burada mandren anahtarımı çağırdım. Normal standart montaj kısıtlarımı kullanarak montajlamamı yapacağım. Parçamı şuradaki delikli geometrinin bulunduğu yere hemen pozisyonlayarak montajını gerçekleştiriyorum. Şöyle yüzeylerini seçiyorum. Sonrasında yüzeyimizi seçtikten sonrasında da parçamızın montaj işlemini constant diyerek gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi bunun için ben set yani montaj setime pos altre bir ismini veriyorum. Burada siz kendi kullandığınız bir ismi verebilirsiniz tabii ki. Şimdi burada set enable burada devre dışı bırakırsanız yeni bir set daha oluşturabilirsiniz. Yani burada farklı montaj setleri oluşturabiliyorsunuz bu şekilde. Biz gelip burada pos 6 2 diye isim veriyoruz. Buradaki isimleri de tamamen işinizi kolaylaştırmak adına verebilirsiniz. Yüzeylerimi tekrardan seçiyorum. Bu sefer parça tam diğer delikten hizalayarak montajını gerçekleştiriyor. Şimdi bu şekilde montajımı tamamlamış oldum. Bakın ben buradaki setimi kapatıp diğer setime geçiş yapabilirim. Buradakini kapatıp bir diğerine geçiş yapabilirim. Ama aynı anda iki seti birden aktif edemem tabii ki. Ama biz burada tabii ki bunu kutucuk vasıtasıyla kontrol etmek yerine, çünkü her defasında edit definition yapmakta baktığınızda bir vakit alan bir süreç. Burada parametre üzerine eklememiz de mümkün. Zaten PTC Constraint Set adı altında bir parametremiz var bunun için. Bunu da model ağacı yapısına ekleyebiliriz. Burada gereksiz parametrelerimizi buradan çıkartıp burada doğrudan Feature Params adı altında buraya isim olarak girmemiz faydalı olacaktır. PTC Constraint Set ile aradaki butonla içeri alıyorum ve Apply dediğim andan itibaren bakın direkt burada poz 2 durumunda olduğunu görebiliyorum. Ben buraya eğer poz 6 1 der isem hemen alt tarafta bir bakıyorum ki Regent ikonu görüyorum. Buna Ctrl G yaptığımda bu şekilde geçişi sağlayabiliyorum. İsterseniz bunu şu şekilde de kontrol edebilirsiniz. Parametrelerinize gidersiniz. Parametre vasıtasıyla Looking kısmında Component'ı seçersiniz. Ve buradaki komponentinize tıkladığınız andan itibaren bakın burada direkt Value bilgisi buraya aktarılır. Biz buradan Pose 2 seçtiğimiz andan itibaren OK diyorum. Ve Ctrl G yaptığım andan itibaren pozumun
yine değiştiğini görebiliyor. Yani eğer burada parçanın farklı konumlardaki durumunu göstermek ve buna karar vermek buna göre karar vermek istiyorsanız böyle bir yöntem izlemeniz daha sizin için faydalı olacaktır. Şimdi bir sonraki pil noktadan da bahsedelim. Component Interface. Şimdi Component Interface diye bahsettiğimiz yapı nedir? Component Interface aslında parça montajı esnasında parçaları hızlı bir şekilde yerleştirmek için kullandığımız kullanıcı tanımlı montaj kısıtı küneleridir. Yani buradaki görselde gördüğünüz üzere bakın buradaki civatayı 150'lere referans alınmış. Burada genelde civata için işte sindirik yüzeyi ve oturma yüzeyi burada tanımlanır. Sağ tarafta da Component Interface arayüzü görüyorsunuz. Ve burada biz yaptığımız tanımlara sonrasında bu civatayı farklı montajlara getirdiğimizde de kolay bir şekilde montajlayabilmemizi sağlıyor. Bunu hem montajladığımız veya referans olarak montajlanacak yere de yapabiliyorsunuz. Ve bunların arasında ilişki kurabilmeniz mümkün olabiliyor. Bunları sırasıyla bir görelim. Bunları da bir örnekle açıklayalım. Şimdi önümüzde bir tane aslında bir dişli kutusunun ön ve arka grubu mevcut. Gelip öncelikle parçamızı burada hatta parça açmadan öncesinde şöyle bir şey yapalım. Daha iyi olur. Assemble ile beraber civatamızı buraya getirelim. Civatamızı buraya getirdikten sonra mesela şuradaki deliğe bir pozisyonlama yapacağım. Buraya göre montajlamasını yapacağım. Hızlı bir şekilde montaj kısıtlarını veriyorum. Burada sağ klik vasıtasıyla buraya yerleştiriyorum. Bakın burada hemen yerleştirmemi yaptım. Sonrasında parçam yerleşti. Eğer montaj arayüzü üzerine siz bu civatayı verdiğiniz referansları sonra da tekrar kez kullanmak istiyorsanız sağ klik vasıtasıyla burada Save as Interface seçeneğini kullanabilirsiniz. Şimdi bunu ben burada kaydetmeyeceğim bu arada. Çünkü ben bunu parçanın özelinde de aynı şekilde yapacağım ama isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da bir örnekle daha göstereceğim tekrardan. Okey dedikten sonra mesela bu parçanın kendi özeline gidiyorum. Ve ben bu parçanın kendi özelinde bir montaj kısıtı kümesi tanımlıyorum. Component Interface vasıtasıyla. Az önceki yaptığımız yapının aslında genel kontrol edilebildiği yer burası. Component Interface penceresi burada karşınıza geliyor. Burada interface için isimler verebilirsiniz. Mesela Bolt Altre Placing için PNC kısalığı burada ekliyorum. Alt tarafta Interface Template kısmında baktığınızda hareketli montajlarınız için de bu standart kümeleri ekleyebilirsiniz. Montaj kısıtı kümelerini ekleyebilmeniz mümkün. Ama bizim parçamız şu an rigid olacağı için, hareket etmeyeceği için biz bunu doğrudan Placement and Receiving Interface'lerinden bunu gerçekleştireceğiz. Burada Either konusu her iki koşul için de geçerli. Receiving ve Placing için. Ama Either duruma göre değişkenlik gösterebileceği için mutlaka ki burada ihtiyacınız olan neyse yani bunu bunun üzerine yerleşecek parça varsa veya placing ile beraber biz bu parçayı başka bir yere yerleştirirsek buna göre seçmemiz gerekiyor. Ben bu civatayı bir deliğin üzerine yerleştireceğim. O yüzden placing'i seçtim. Hemen burada yine standart mantıklı referanslandırmamı seçiyorum. Constraint'lerimi tanımlıyorum. Bakın burada depend dediğiniz andan itibaren buradaki kısıtı müdahale edemeyeceğiniz anlamına gelir. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ben şu an burayı kısıtlamayacağım. Okey diyorum. Bakın buraya hemen footer şeklinde yerleşmiş oldum. Şimdi gelelim bizim ana montajda davranışını nasıl gösteriyor? Bir ona görelim. Assemble içerisinde ben bu civatayı tekrar çağırdığımda bakın hemen interface to geometry seçeneğini görüyorum. Buradaki bolt place adı altındaki az önceki verdiğim ismi gördüm. Ve sadece montajda yerleşeceği yeri burada tanımlamam yeterli olacaktır. Mesela şurada deliği seçtim. Hemen oturacağı yeri de burada belirttim. Tık oturdu. Okey dediğim andan itibaren bu şekilde. Yani özellikle bu yapıyı kullanmanızı tavsiye ederim. Hani bu tip mesela civata gibi geometriniz varsa işte rondela olur, sonun olur. Yani bunları tanımlayacağınız montaj kısıtlı kümeleriyle hızlı bir şekilde yerleştirmeleri sağlayabiliyorsunuz. Eğer burada şuna ihtiyacınız varsa, hani ben burada işte referans olarak yerleştireceğim yere de bir tanımlama yapmak istiyorsam, bunu da yapabileceğimi söyleyebilirim. Bunu da open dediğim andan itibaren parçamı açıyorum. Yine component interface'e gidiyorum. Burada
Gearbox receive RCV şeklinde bunu belirtiyorum. Burada receiving, yani burası aslında bir alıcı. Alıcı tarafı olduğu için ben bunu bu şekilde ekliyorum. Sonrasında benim deliğimi yerleştirmek için öncelikle deliğimi seçiyorum. Sonrasında oturacak yüzeyi belirtip OK'ye tıklıyorum. Şimdi burada tabii ki her bir delik için bunu yapmanız beklenecek. Yani bunları bir bütün şeklinde seçebilmeniz mümkün olmuyor. Bunlar için tanımları yapmanız istenecek. Şimdi her birine ayrı ayrı isimlerle uğraşmayacağım. Burada sadece doğru seçimleri yapacağım. Şöyle seçeyim. Ondan sonrasına burada tanımlarımı yapsın hemen. Sonrasındaki son halini göreceğiz burada. Şurada receive diyelim. Sonrasında oturacağı yüzeyleri bu şekilde tanımlamış olalım. Şöyle aşağı gideyim. Bakın burada isterseniz model haricinde yerleştirebilirsiniz. İsterseniz footer olarak da ekleyebilirsiniz. Move to footer dediğinizde hemen bir footer içerisine eklemiş olacak. Şöyle bakalım. Interface içerisinde bakın 3 tane interface, yani burada bir aslında referans kümesi oluşturmuş oldunuz. Peki bunun montajdaki davranışı nasıl oluyor? Buna gelelim. Assemble'a tıkladığım andan itibaren burada ben cıvatamı seçersem bakın hemen interface to interface seçeneği geliyor. İstersen burada teker teker üzerlerini tıklayabilirim. Bu bir seçeneğim olabilir. Veya buradaki autoplace'e tıkladığınız andan itibaren bakın burada hemen 3 tane lokasyonu buldu. Shift'i seçiyorum. Bakın hemen görsellerini de getirdi. Sağ attığınız andan itibaren close diyorum. Ve OK dediğim andan itibaren montajında bunları yerleştirmiş oldu. Özellikle component interface'i bu tip böyle sürekli yerleştirdiğiniz yapılar için kullanmanızı tavsiye ederim. Burada ihtiyacınıza bağlı olarak kullanabilirsiniz. Ha, şunu da söyleyeyim bu arada. Ek olarak şöyle bir ufak bir detay daha vereyim. Mesela burada bold tekrar getireyim. Burada interface to interface seçeneği geliyor veya interface to geometry geliyor. Yani ben mesela burada farklı referansları seçme ihtiyacı hissedersen ne olur? Bu durumda bakın by manual seçeneği geliyor. By manual'a geçirdiğiniz zaman itibaren burada Civata'dan da referans seçebilirsiniz. Referans olarak montajlanacağı yerden de seçimler yapabilirsiniz. Ama by interface ile beraber siz burada doğrudan hazır referansları da getirmeniz mümkün. Mutlaka ki bu panel içerisine geçişinizi yapmanız gerekmektedir. Şimdi diğerleri için bu işi yapmayacağım. Şimdi montajda aslında çoğumuzun bildiği bir özellikten bahsedeceğim. Ama aramızda yeni Creo kullanıcıları olabilir. Onlara da kısaca böyle fayda sağlayabileceğini düşündüğüm bir püf noktadan daha bahsedeceğim. Repeating Component Placement, yani repeat aracı aslında. Çoğumuz repeat aracına aşinadır ama dediğim gibi yeni kullanıcılar aramızda olabilir. Onlara da bir kısa bilgi vermek adına da bunu göstermiş olalım. Şimdi bu repeat aracı aslında parçayı bir montaj boyunca birden fazla kez hızlı bir şekilde yerleştirmek için kullandığımız bir araç şeklini söyleyebiliriz. Gelelim örneğimiz üzerinden de bunu bir görelim. Şimdi montajımız, burada bir tane vanav montajımız var. Vanav montajımız üzerinden bu işi gerçekleştireceğiz. Şimdi aynı az önceki Save as Interface kısmında burada bir görelim. Tam olarak nasıl çalıştığını da görmüş olursunuz böylece. Civata'yı mesela burada şu an buna bir tanımlama yapılmamış. Biz burada doğrudan Civata'mızı hemen yüzeylerini seçelim. Sonrasında oturma yüzeylerini belirtip bu sağ klik vasıtasıyla geçişler yapabilirsiniz. Hızlı geçişler için sağ klikle yüzeyler arasında geçebilmeniz mümkün olur. Böyle koysun dedim ve parçamı bu şekilde yerleştirdim. Şunu dile getirmişsin, hemen burada dile getirmiş olayım. Bakın ekranı sağ klik yaparsanız, yani kapattıktan sonra da yapabilirsiniz bunu. Save as Interface değil, burada Bold yine Placing diyebiliriz. PLC diyor. Bunu bu şekilde tanımladım. Tekrar bu parçayı buraya getirdim andan itibaren. Bakın burada hemen interface to interface'e benim karşıma getiriyor. Şu an burada bir montaj bu tarafta yapmayacağız. Sadece bu alanın Save as Interface ile beraber gelebildiğini görmeniz adına gösterdiğim bir bölüm şeklinde düşünebilirsiniz. Benim burada özellikle dile getireceğim şu konu var. Bolt'un üzerine tıkladığınız andan itibaren model aracından mutlaka ki parçayı seçmeniz bekleniyor burada. Repeat aracını tıkladığınızda isterseniz bu model aracından sağ klikle de yapabilirsiniz. Repeat'e tıkladığınız andan itibaren bakın burada montajda verdiğiniz referanslar comp ref, assembly ref şeklinde karşınıza gelir.
Bunları şifre seçersiniz ve Add butonuna bastığınız andan itibaren Civata'nın kendi üzerinde sakladığı referanslarla önce Dig, sonrasında oturma yüzeyini seçerek burada parçamızı montajlayabiliriz. Veya aynı şekilde bakın, ekstra bir şey yapmıyorum, kontrol tuşuna basmanıza hiç gerek yok. Yüzeylerinizi seçiyorsunuz ve sistem size burada montaj işlemini gerçekleştiriyor. Dediğim gibi bilinen bir araç ama tekrardan hatırlatmak adına da faydalı bir araç. Montajda bayağı süreçlerinizi hızlandıracaktır. Okey dediğiniz andan itibaren bakın bu şekilde karşınıza gelmiş oldu. Repeat aslında size hız kazandıran bir araç olarak karşınıza geliyor. Şimdi buradan sonrasında şundan bahsedelim. Sayfamızı kapatalım. Bir sonraki noktamıza hızlıca değineyim. Flexible Parameters. Flexible Parameters, bu Flexible Modeling aklınıza gelmesin. Flexible Modeling'den biraz bağımsız bir konu. Hatta bayağı bir bağımsız bir konu diyebilirim. Ama isim benzerliği burada var. Flexible Parameters, parça veya montaj bazında, yani özellikle yay, clips gibi parçalar olabilir. Mesela yay için düşünecek olursak, yayın mesela işte serbest olduğu bir an vardır ve sıkışmış olduğu bir an vardır. Ama sonuçta bunlar için ayrı ayrı parça tasarım yapmak size vakit kaybedeceğim bir süreç. O yüzden parçaya esneklik sağlayabileceğiniz Flexible adı altında bir bölüm söz konusu. Bunu da beraber göreceğiz. Burada özellikle amacımız montaj konumuna göre geometri tabanlı değişiklikler gösterebilmek. Ve Creo parametrikte bu tip parçaya esneklik sağlayarak montajda istediğimiz şekilde konumlandırmayı sağlayabiliyoruz. Burada parametre ve relation yapısını da bu sürecin içerisine dahil edebiliyoruz. Buradaki aslında kritik nokta bu. Flexible aracını çoğunuz biliyordur. Yeni kullanan arkadaşlarımız da burada görmüş olur ama Flexible içerisinde parametre ve relation yapılarını da dahil edebiliyoruz. Ve bu şekilde esnek bir çalışma yapısı da elde edebiliyoruz. Buradaki gördüğünüz üzere bakın aslında ortada tek bir parça var ama bunların farklı farklı duruşları söz konusu. Bunu da göreceğiz. Şimdi o zaman bir sonraki örneğimiz için çalışmamızı açalım. Şimdi bakın burada bir tane montajımız var. Montajımızda bir pin parçasının ölçülerini şöyle bir kontrol edelim. Bakın burada işte 90 derece, yani montaj kısıtlarından geliyor bakın. Buradaki mesafe verilmiş, bir de açı verilmiş. Hatta şöyle edit definition'da da bir kontrolünü sağlayalım. Bakın burada bir distance tanımlanmış, bir de angle offset tanımlanmış. Ve kullanıcı bunu yaparken ölçüleri üzerinde isimlendirme de yapmış. Switch dimensions dediğinizde bunu görebilirsiniz. Genelde şöyle ölçü üzerine geldiğinizde bakın burada hemen size bilgiyi verecektir. Yani buradan ölçünün ismini değiştirebilirsiniz. Şimdi biz bunu bir relation yapısının içerisine dahil edeceğiz. Burada özellikle bizim yapmak istediğimiz şey şu. Parça benim belirteceğim birinci konudaysa bana açısını ve mesafesini kontrol etme yetkisini verecek. Bunu bir relation vasıtasıyla, bir matematiksel ilişki kurma vasıtasıyla yapacağız. Bunun için de öncelikle parametremizle ilgili parametreye bakıyoruz. Burada clamp pose adı altında clamping bir position ile alakalı bir parametre tanımlanmış. Orada da sıfır olarak tanımlanmış. O zaman biz şöyle yapalım. Diyelim ki relation'a şu bilgiyi girelim. If yapısı kuracağız. If else yapısı kuracağız. Şimdi if eğer clamp pose, isterseniz bunu şu şekilde de ekleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Daha garanti olması yanında insert relations değil. İki tane eşit koyduktan sonra birinci pozisyondaysa benim şuradaki pinimin üzerinde, şöyle hemen tıklayayım. Pinimin üzerinde açı diyelim 45 derece olacak. Ama buradaki stroke mesafem 0 olacak. Yani birebir 0 olacak şekilde bunu yapıyorum. Ve else komutunu kullanıyorum. If else döngüsünü burada kullanıyorum. Else if diyorum. Clamp pose. Buna elle de gelebilirsiniz. Dediğim gibi direkt relation'a ekleyebilirsiniz. İkinci pozisyona geldiği andan itibaren benim buradaki stroke miktarım 34 milim kadar yukarı kaysın. Ama açım sıfırda kalsın. Ve buradan bu relation'ı kapatmak için end if diyoruz. Şöyle end if diyoruz. İki tane if kullandığımız için. Ve burada relation'ı successfully verified görüyorsunuz. Bilin ki yaptığınız iş doğrudur. Sonrasında tabii sonuçlarını görmemiz gerekiyor. Öncesinde tabii ki bir hemen ölçüleri ortadan kaldırdım. Buradaki three columns içerisinden
fazla olan parametremi kaldırıyorum. Hemen model parametre içerisinden clamp pozisyonu getiriyorum. Buradaki pozisyonu 1 yaptığım andan itibaren hemen regenerate geliyor. Ctrl G yapıyorum. Bakın pozisyonum burada değişiyor. Veya ben bunu 2 yaptığım andan itibaren Ctrl G yapıyorum. Son pozisyonu görüyorum. Veya bunlar radiation'da kontrol edildiği için ekstra bir değer giremezsiniz. Ama sıfıra çekerseniz veya başka bir değer girersiniz. Yine burada parametreler vasıtasıyla veya radiation'lar vasıtasıyla kontrol edebilmeniz veya ölçüleri direkt doğrudan üzerinden değiştirmeniz mümkün olacaktır. Şöyle değiştirelim. Yine 0'a 0 pozisyonlu olsun bu durumda. Gayet güzel. Şimdi bunu flexibility yapısının içerisine, yani modelin içerisine tanımlayacağım. Bir flexibility yapısının içerisine bağlayacağım. Yani model properties içerisine tanımlayacağım. Flexible'la beraber bakın burada neleri ekleyebilirim? Mesela buradaki pinin kendi ölçüsünü, hatta şöyle bir switch dimensions diyelim. Şöyle şuradan alırsam daha iyi olacaktı. Buradan direkt pin alırsam çok daha iyi olacak. Bakın buradaki ölçüyü kontrol edebileceğimi söyleyelim. Buradaki stroke ölçüsünü kontrol edebileceğimi söyleyelim. Ve özellikle Creo 8'deki yeniliktir bu. Parantez içerisinde kaç tane referans belirlediğinizi görebilirsiniz. Ve burada bakın parameters'tan da clamp pose'u hemen burada seçebiliyorum. Burada bu şekilde görebilmem mümkün. Buradaki ekleyeceğim flexibility yapısı neler var? Yani burada bir esneklik ekliyorum aslında. Bunu bir üst montajda istediğim şekilde konumlandırmayı sağlayabiliyorum. Gelip montajı açıyorum. Montajı açtıktan sonrasında parçamı assemble'la beraber buraya çağırıyorum. Şimdi burada hemen bize zaten bilgiyi veriyor. Burada bir ön tanımlı bir esneklik sağlanmış. Yes dediğim andan itibaren bakın burada istediğim şekilde konumlandırmam mümkün. Şu an buradaki parametreyi 0 olarak konumlandıracağım. Buradaki değerlerim de 0 olarak karşıma gelecek. Okey dediğim andan itibaren hemen buradaki interface to interface yapısıyla burayı konumlandırmamı yapmış olacak. Şimdi bir daha bu parçayı yerleştirelim. Gelip burada parçamızı tekrardan çağıralım. Tekrardan bize gerekli bilgimizi versin. Ama ben burada birinci pozisyonu alacağımı söylüyorum. Clamp pozisyon birinci pozisyonu alacağımı söylüyorum. Ve bu parçayı buraya konumlandırıyorum. Bakın aslında ortada tek bir parça var. Ama konumları birbirinden farklı şekilde geliyor. Ve baktığımızda ben bu parçanın içerisinde yine sıfır pozisyonunu görüyorum. Sıfır pozisyonunu görmemin sebebi en bazda bir sıfır var. Buraya tanımladığımız için bu şekilde karşımıza geliyor. O zaman diğerlerini de hızlı bir şekilde tanımlayalım. Gelip burada bu parçamızı burada esnekliğini yönetelim. Buradaki pozisyonumuzu 2 olarak tanımlayıp hemen referansa buraya göre tanımlıyorum. Bakın OK dediğim andan itibaren ortada 3 farklı yapıda parça geliyor. Son olarak da tekrardan parçamı buraya çağırıyorum. Flexibility için herhangi bir tanımda bulunmayacağım. Referansını seçiyorum ve bu şekilde montajımı gerçekleştirmiş oluyor. Burada şundan özellikle bahsedeceğim. Mesela işte burada kaçıncı pozisyonda? İkinci pozisyonda değil mi? Yani ben buradaki ikinci pozisyonu değiştirmek için bakın burada Flexible Components'ta bulunan Varied Item seçeneği içerisinde gerekli düzenlemeleri yapabilirim. Hemen parametresi burada birinci pozisyona tekrar getirdim. Bakın bu şekilde düzenlemeyi yaptım. Ama eğer istiyorsanız ki ya ben buradaki birinci pozisyonum benim modelde de güncel haliyle bu şekilde olsun. O zaman gelip burada flexible components'a propagate to model diyerek flex parametre eklemeyi sağlayabiliyorum. Bakıyorum open dediğim andan itibaren hemen birinci pozisyona bu şekilde geçmiş oldu. Yani montajda bu şekilde esneklik sağlayabiliyorsunuz. Bunun için bir daha fazla parça oluşturmanıza ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu şekilde bir püf noktadan söz edebiliriz. Şimdi bir sonraki konudan bahsedelim. Shrink wrap with shrink wrap. Aramızda shrink wrap'i bilenler vardır mutlaka ki. Shrink wrap burada paylaşmak istemediğimiz herhangi bir özel ayrıntıyı ortadan kaldıracak şekilde tedarikçilerinizle geometri paylaşmak için kullanabileceğiniz bir ilişkisel model oluşturmaya sağlayan bir komut. Yani biz parçayı içerisinde göstermek istemediğiniz detayları gizleyerek tedarikçinizle, yani işte müşterilerinizle paylaşabiliyorsunuz. Simple Wrap'leri de bu oluşturma esnasında dahil edebiliyorsunuz.
ve bunun için ek bir tanımlama yapmanıza gerek yok. Bunu nasıl uygulatabiliriz? Bir de buna değinelim. Şimdi bunun için bir transmisyon datasından söz etmemiz gerekecek. Şöyle açalım montajımızı. Bir adet dişli kutusu geometrisi karşımıza gelecek birazdan. Şimdi gördüğünüz üzere burada bir tane montajımız geldi. Şimdi bu montajımız içerisinde hatta burada combined view'ları da bir şöyle açalım. Combined view'ları da bir görelim. Burada özellikle kesiti yönüne geçtiğimizde bakın burada senkromeşler, dişler. Burada aslında dişli kutusuna dair bütün bilgileri görebiliyorsunuz. Ama siz bunu gelip de müşterinizle paylaşmak istemiyor olabilirsiniz. Bu datada tabii ki istenmeyenleri gizlemeniz gerekiyor. Veya işte dış kabuğunu sadece göndermek istiyorsunuz. Burada şerif ve faydalı bir araç. Normalde bunu yapabilmenin iki tane metodu var. Biri file save için yapabilirsiniz veya bir parçanın içerisine direkt bu yüzeyleri kopyalayabilmeniz mümkün. Burada şöyle bir limitasyon var. Aslında bu biraz Creo 8 ile beraber gelen yeniliği de içerisinde barındırıyor. Mesela 20 tane parça oluşturacağım. Burada shrink wrap transmission ismi verelim. Bu shrink wrap aracını tıkladığımız andan itibaren burada open dediğimizde normalde wrap yapısı öncesinde kullanamıyorduk. Shrink wrap'i Rap'lere getirmen öncesinde şunu yapmanızı özellikle tavsiye edeceğim. Config ayarlarınız içerisinde open diye aratırsanız, open diye arattığınızda burada open simplified rip by default dediğinizde bunu yes olarak yazarsanız buraya, yes olarak yazın, add change close dediğinizde şu an tanımlı. Config'inizi export configurations diyerek kaydedebilirsiniz. Ve bu size her açılışta hangi rip'i seçmeniz gerektiğinde gösteriyor olacak. Şimdi montajına gidelim. Montajına tekrar bir dönelim. Burada bir tane rap'imiz var. Şöyle simtrap'e baktığımızda no detail adı altında bir simtrap'imiz var. Bakın bu parça üzerinde. Buradaki detayları göstermiyor. Biz gelip aynı bu şekilde bir parçanın içerisine gömeceğiz. Shrink wrap dediğimizde burada open dediğimizde parçamızı arattığımızda burada yani montajımızı burada no detail seçeneğini burada seçebiliyoruz. Ve direkt montajdaki koordinat sistemini baz alarak burada yerleştirdiğimde istersem burada subsetten düzenlemeler yapabilirim ama zaten burada gerekli ayarlamaların hepsi yapılmış durumda. O yüzden burada direkt doğrudan auto collect all surface diyerek yüzeylerine direkt kopyalıyorum. Sonrasında solidify resulting geometry diyerek de bu parçayı katıya dönüştürebileceğini söylüyorum ve buraya modeli yerleştirecek. Aslında bir nevi kopya geometri yapısı gibi buraya yerleştirmeyi sağlayabiliyoruz. Buradaki shrink wrap bu arada standart pakette mevcut olan bir yapı. Ama kopya geometri gibi komutları Advanced Assembly yapısı içerisinde görebiliyoruz. Ama shrink wrap'i de burada kullanabilirsiniz. Şimdi burada kesit alalım. Mesela buradaki hazır template'imiz üzerinden kesit görünümüne gidelim. Bakın buradaki detaylarımız ortadan doğrudan kalktı. Hatta şöyle C kesitini alırsak daha iyi görürüz belki de. Bakın buradaki detaylarımız doğrudan ortadan kalktı. Ve aslında ben bir montajı bir parçanın içerisinde bu şekilde görmüş oldum. Genelde bu tip sorular gelebiliyor. Kullanıcılar ya IGES datası üzerine kaydedebiliyor veya shrink wrap vasıtasıyla montajı bir parça içerisine gömebiliyorsunuz. Bu da bir püf noktalar karşımıza geliyor. Ama şu bahsettiğim simtrap yapı Creo 8 yapısına geliyor. Eğer siz simtrap yapısını kullanarak shrink wrap olarak kaydetmek isterseniz file save üzerinden shrink wrap olarak kaydedersiniz. Hazır simtrap'inizden bu şekilde bir görsel elde edebiliyorsunuz. Modelinizi bu şekilde oluşturmanız mümkün olur. Şimdi bu da önemli bir püf nokta diyebileceğiniz bir nokta. Buna da değinmiş olduk. Substitute components with user defined wrap. Genelde bu sorulan sorulardan biri. Özellikle alt montajda tanımladığınız wrap'leriniz varsa bunu bir üst montaja nasıl yansıtabilirim? Kısmıyla ilgili sorularımız geliyor genelde. Montajlarımızı bulunan parça veya alt montajlarımızı tanımlanmış simp wrap'lerinizi user defined seçeneğini kullanarak ana montaja getirebiliyoruz. Şimdi bunu da bir örnek uygulamayla görelim. Şöyle substitute user defined
Örneğimizi açalım. Burada kamera adı altında bir montajımız var. Şimdi burada bir tane kamera montajımız var. Bakın içerisinde işte kart var vesaire falan. Ben bu kartların mesela ki görünmesini istemiyorum. Burada tabii ki ayarlamalar yapılabilir ama gelip alt montajında da gerekli düzenleri yapıp bir üst montaja da taşıyabilirsiniz. Buna mutlaka ki ihtiyaç duyacağınız noktalar olacaktır. Mesela bir alt montajına gidip burada hemen bir simp rep oluşturacağım. Burada simp rep temellerini de görmüş olacağız. Özellikle bizler gelip burada istemediğimiz veya işte buna örnek olarak şöyle verebiliriz. Mesela bir araç üzerinde çalışıyorsunuz. Motor grubunda çalışan grup ayrı bir departmanla çalışıyor. Mesela işte aktarma organlarında ayrı bir departman çalışıyor. Sonuçta montajın komplesini açmak baktığınızda vakit alan bir süreç. O yüzden bu tip rep yapılarıyla beraber biz farklı gruplarda çalışma imkanı elde edebiliyoruz. Veya benim şimdiki göstereceğim gibi istemediğimiz yapıları da gizleyebiliyoruz. Gelip View Manager üzerinden bakın burada SimpRep eklemesi yapabiliyorum. SimpRep için burada parçamızın ismi, burada PCB Excluded ismi vereceğim. Burada özellikle ana montajımı master hale getireceğim. Ama mesela şuradaki grubu kapatmak istiyorsan, yani buradaki grubun gelmesini istemiyorsan, mesela buradaki üst, buradaki montajın gelmesini istemiyorum. Hemen sağ tık vasıtasıyla Exclude dediğimiz andan itibaren bakın burada gizleyebilirsiniz. Veya burada isterseniz bakın istediğiniz varsa tabii ki buna dahil edebilirsiniz. Apply dediğimiz andan itibaren Open diyorum. Bakın burada PCB Exclude ayrı bir rep, Master ayrı bir rep. Bunu teknik yazısında gösterilmesiyle ilgili bir sonraki örneklere özellikle bir konudan bahsedeceğim. Bilginiz olsun. Şimdi sayfamızı bu noktada kapayalım. Burada Housing Front adı altında bir parçamız var. Buradaki kameranın içerisinde yer alan bir aslında bileşen var. Bunu gizlemek istiyorum. Bunu aynı şekilde ne diyorum? Burada da ne olsun? Optic Excluded diyelim. Burada da aynı şekilde baktığımızda Master Rep haline getiriyorum. Ama Opti'yi burada hemen Exclude ediyorum. Apply dediğim andan itibaren burada Open diyorum. Bu şekilde bakın gizlenmiş bir biçimde karşınıza geliyor. Master'a bakıyorum. Görünür şekilde geliyor. Opti'ye bakıyorum. Exclude dediğinizde bu şekilde geliyor. Bu arada SimpRep'in şöyle güzel bir tarafı da vardır. Siz bunu Erase Not Display yaptığınızda bellekten de çıkarabiliyorsunuz. Hani böylece SimpRep yapılarıyla beraber istemediğiniz parçaları ön belinizde tutmuyorsunuz. Böyle güzel bir tarafı da var. Yani ben şöyle bir ufak bir gösterimimizi bulmayayım. Ben burada Erase Comment yanlış oldu. Şöyle Erase Not Display dedim anlatayım. Bakın zaten direkt burada size gerekli bilgiyi veriyor. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi burada şundan dile getireceğim. Sayfamızı burada kapatalım. Sayfamızı kapattıktan sonrasında şuradaki montajlarımızı kendi istediğimiz yani altta oluşturduğumuz rep yapılarına getirecek şekilde bu modeli getireceğim. Bunun için de gelip doğrudan View Manager'dan ekleme yapabiliyoruz. Bakın SimpRep başlığı içerisinde kamera Excluded ismiyorum. İsimler biraz çok yakın ama bu şekilde tanımlar yapabilirim. Bakın burada hepsi için master tanıması gerçekleştiriyorum. Ama buradaki alt montajlar için user defined seçtiğim andan itibaren hemen benim kendi oluşturduğum replerim doğrudan buraya karşıma geliyor. Burada da aynı şekilde user defined diyerek ben burada optic excluded'ı çekiyorum. Apply ve open dediğim andan itibaren bakın master rep'te bütün geometri görüyorum. Kamera Exclude'da görmesini istemediğiniz görüntüleri getirmiyorum. Bu şekilde bir çalışma altyapısı karşınıza geliyor. Böylece siz alt montajda oluşturduğunuz rep yapılarını üst montaja user defined aracıyla getirebiliyorsunuz. Şimdi repler tabanında şöyle güzel bir noktadan daha bahsedeceğim. Defining simplified reps using rules. Yani simplified representation içerisinde parçaları otomatik olarak arayan, seçen ve bunlar üzerinde tanımlanan kural eylemlerini yapılandırabiliyoruz. Yani biz simplepleri bir kurala tabi tutarak da çalışmayı gerçekleştirebiliyoruz. Montaja bileşenler eklenir veya kaldırılırsa kural eylemlerine dönebilir. Yani siz burada kuralları tekrardan tanıtmadan sadece bağlam kuralları uygulat diyerek güncellemesini yapabilirsiniz. Bunu da bir uygulamayla görelim.
Mesela örneğimizi açalım şöyle bir tane. Örneğimizi açalım. Montajımız, şurada montajımız yer alıyor. Burada bir tane montajımız var. Bakın mesela bu montajın içerisinde civataların özellikle gelmesini istemiyorsunuz. Yani bu civata denilebilir istediğiniz parçalar oluyor. Buradaki bakın parça kodları burada direkt karşınıza geliyor. Bunları bir kurala tabi tutabilirsiniz simtrap içerisinde. Bin manager'a geldiğinizde bakın yine bir simtrap oluşturacağız. İşte ne olsun? Bolt excluded. Eksiye bu kadar uzun yazmayacağım. Şimdi burada bütün parçaları master hale getiriyorum. Ama bakın şu alanın içerisinde model ağacı içerisinde model rules adı altında bir alan görüyorum. Model rules'a geldiğinde edit rules karşıma geliyor. Şimdi gelip burada kendim bir kural tanınabiliyorum bu wrap yapıları için. Mesela artı butonu tıkladığında buradaki wrap action'ı isterseniz master yapabiliyorsunuz. Otomatik wrap haline getirebilirsiniz veya envelope geometrisi haline getirebilirsiniz. Ama ben burada exclude için kullanacağım. Genellikle daha çok bu amaçla kullanılıyor. Burada condition ekleyeceğim. Hemen şöyle bir tane bolt, no bolt diyelim. Şöyle no alter bolt diyelim. Enter diyelim. Bakın buraya hemen aslında Ctrl F ile elde ettiğimiz find aracı, search aracı karşımıza geliyor. Solid modelin içerisinde bir arama yapacağım. Buradaki değerlerim şuradaki parça isimlerini, ya ben burada kodlama usulü yaptım. Tabii ki siz burada parça isminizi de aratmanız gerekiyor. Mesela ben burada hangi parçaların gelmesini istemiyorum? İşte 10.09. Preview result diyeyim. Bakın burada getirdim. Şöyle bir tıkladım andan itibaren hangi parçalar? Evet burada civatayı yakaladım. Demek ki ben bunu add new ile ekleyebilirim. Bunun üzerine options içerisinde bulunan bakın build query aktif ederseniz burada birden fazla arama yapabilirsiniz. Yani farklı parça için çeşitli aramalar yapabilirsiniz. Burada bir el kaldırılmış gözüküyor. Sesim mi gelmiyor yoksa bir sorunuz mu vardır? Soru var ise ben soruları en son alacağım sunum sonrasında. 10.09 olarak burada aramamı yaptım. Bir de 10.10 şeklinde bir arama yapıyorum. Burada elini mi diyorum bakın burada arama yaptığım andan itibaren hemen diğer cevaplarımı getirdim. Aynı şekilde bir diğer parçamı buraya ekleyeceğimi söylüyorum. Buraya farklı koşullar ekleyebilirsiniz. 10.09, 10.10 veya 10.11 parçalarına hangilerini görürsem buraya getir. Ve bu koşulun içerisine tanımla. Okey dediğim andan itibaren bakın direkt burada artık tanımlama yaptım. Apply diyorum, open diyorum. Bakın gördüyseniz bütün civatalarım şu an gitti. Şu an modelde gördüğünüz bütün civatalarım şu an kurala tabi olarak exclude edildi. Tamam, güzel. Peki ben buraya sonradan civata eklensem de bu sistem kendini dahil edecek mi? Bunu görelim. Mesela burada assemble diyelim. 10.09'u getirelim. 10.09'u rastgele bir yere fixliyorum. Burada montajını da yapabilirsiniz. İstediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Fark etmez. Nereye yerleştirdiğinizin çok önemi yok. Sadece burada bulunup bulunmadığı bizim için önemli. Gelip ben burada View Manager içerisinden Options, pardon, Edit bölümü içerisinden Evaluate Model Rules der isem Close dediğim andan itibaren hemen buradaki parçanın da Exclude dediğini şöylece görebiliyorsunuz. Burada bir diğer yapabileceğiniz yerde hemen bunu da göstermiş olalım. Burada şöyle bir yer alalım. Mesela şurada bir yerde fixleyelim. Gelip View Manager içerisinden Edit Definition yapıyorum. Ve burada Model Rules içerisinde Evaluate Rules diyorum. Apply deyip Open dediğim andan itibaren tekrardan bu kuralın devre girdiğini görebiliyorum. Master'da bakın eklediklerim geliyor. Bolt Exclude dediklerinde hepsi burada gidiyor. Şimdi tabii ki burada teknik resme bunun nasıl aktarıldığı da önemli. Çok kısaca teknik resim kısmında da burada değinmiş olalım. Mesela burada hemen bir teknik resim açalım. Şöyle kısaca bir teknik resim şöyle A3'te açalım. Burada master'ı bir getirelim. Burada şu bilgiyi de vermek isterim özellikle. Burada bir parçanızı getiriyorsanız, parçanıza ait bir rapi getirmek istiyorsanız az önceki gibi başta seçebilirsiniz. Orada bolt exclude'un rap'i geliyordu. Ama burada ikinci alternatif olarak drawing models içerisinden de rap ekleyebilirsiniz. Burada set at rap diyerek bakın burada bolt exclude'u devreye alabilirsiniz.
Ve ben burada General View ile beraber hemen bu şekilde gösterebiliyorum. Şöyle scale'imi birazcık arttırayım. 1 olsun. Evet, scale'im burada geliyor. Bakın, burada bu şekilde getirebiliyorum. Ve tablomu da buna göre oluşturabiliyorum. Montaj tablosunu da buna göre oluşturabiliyorum. Bakın, hazır bir tablom var. Table from file ile ben bunu getireyim. Şöyle working time, daha önce oluşturmuş olduğum bir tablom var. Bakın burada 10.09, 10.10 ve 10.11 parçalarını burada görmüyorsunuz. Çünkü biz burada özellikle bu parçanın exclude edilmesi istendiğini söylemiştik. Bu şekilde düşünmüştük. Ha mesela şöyle bir en azından örnek olması adına da bir bilgi vermek adına şöyle yapalım. Burada Model 3'de repler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Direkt model ağacından repler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şuraya da hemen bir ekleme yapalım. Biraz sayfanın altına gideceğiz ama maksat burada örnek olsun. Apply OK dediğim anda itibaren bakın burada civatar hemen gezecek şekilde geliyor. Tablomu buraya getiriyorum. Table from file içerisinde hemen hazır tablomu buraya getiriyorum. Bakın burada bu tablo bu şekilde karşınıza geliyor. Bunu düzenlemek isterseniz repeat repeat'in yapısı içerisinden bu da model repeat seçebilir. Tablonuzu seçtikten sonrasında ana montajınızı seçerek burada istediğiniz representation'ı getirebilirsiniz. Şu an değiştirmeyeceğim. Sadece bunu görmeniz adına eklemek istedim. Bunu da bir ek bir detay, bir bilgi olarak da buraya eklemiş olalım. Verilerimiz de daha zengin gözükmesi adına. Şimdi o zaman son püf noktamıza da kısaca değineceğim. Inseparable assemblies. Bunu da soran arkadaşlarımız mutlaka ki vardır. Burada özellikle bir montajın alt parçalarına veya alt montajlarına bir montajın içerisine gömebileceğimiz şekilde çalışabileceğimiz bir yapı Creo 8'de geliyor. Çok parçalı montajları tek bir dosyada daha verimli yönetmenize olanak tanıyor. Yani burada aslında en önemli nokta şu. Şimdi örneklerle bunu özellikle gösterelim. Burada aramızda Winchi kullanan arkadaşlarımız da var. Mesela kart dataları gibi yapılarda çok fazla alt parça gelir ve bu baktığımızda bize montajın alt parçanın yönetilmesi kısmında zorluk yaratabilir. Mesela örneğimizi açalım burada. Böyle konuşmamız daha doğru olur. Montajımız bir açılsın. Evet, montajımız açıldı. Şimdi buradan sonrasına baktığımızda buradaki mesela bir kartlatımız var. Burada en var çeşit komponent var. Mesela şu parçanın üst montajına bakalım. Yani bu parçanın bağlı olduğu montaja bakalım. Bu parçanın bağlı olduğu montajda baktığımızda şöyle aşağı kaydırıyorum. 111 tane parça var. Hani bunu baktığınızda 111 parça değil de çok fazla olabilir. Yani işte az önceki gördüğünüz üst montajda çok fazla parça var. Bunların bir kısmı da çok aslında gereksiz ve yönetilmesi zor yapılar diye adlandırabiliriz. Peki böyle durumlar için Creo bize yeni versiyonda Inseparable Assemblies özelliğine getirdi. Dediğim gibi az önce de Winchill konusundan da bahsetmiştim. Winchill'de bu parçanın her birine check-in yapmak aslında bayağı bir yığın yaratacaktır o klasör içerisinde. Ve yönetilmesi birazcık zorlaşacaktır. Böyle durumlar için direkt bu parçaları montajın içerisinde görebileceğimiz bir yapıdan getirebiliyoruz. Bunun için mutlaka ki config ayarlaması içerisinde bu Creo 8 kullanıcılarını ilgilendiriyor dediğim gibi. Enable altı insep yazarsanız buradaki insep ASM operations seçeneğinin yes olarak buraya kaydedilmiş olması ve config'inize yazılmış olması beklenir. Şimdi ben burada eğer bu parçayı bir backup alalım. Hatta şöyle bir backup da alalım masa üstüne. Direkt sistemi daha net bir şekilde görelim. İnsep ASM şeklinde kaydedelim. Sonrasında kaydettikten sonrasında hem working directory'ımızı değiştirelim hem de arkadaki belekteki parçaları da burada ön belekten çıkaralım. Şimdi burada gelip klasörümüze çalışma klasörü belirledikten sonrasında bakın parça ve alt parçaları yani montaj ve alt parçaları şeklinde karşımıza geliyor bakın.
Eğer ben bu montaja sağ click yapıp inseparable assemblies diyerek make inseparable der isem, burada benim karşıma bir kutucuk gelecek ve ben OK dediğim andan itibaren şu an arkada bir çalışma gerçekleştirecek ve her bir parçayı bu montajın içerisine gömecek şekilde bu modeli getirecektir. Bakın gördüğünüz gibi hemen buradaki ikonlar da değişti. Ben bu datayı bir kere kaydedeyim. Kaydettiğim andan itibaren burada ufak bir şöyle bir detayı atlamış olabilirim. Bir bakalım. Evet, burada direkt klasöre kaydetmişim. Şöyle yapalım. File save'i backup yapalım. Ben orada ekstradan klasörün içerisine inseparable'a eklemeden şey yapmıştım. Şöyle yapalım. Burada bir ufak bir düzeltmemiz olsun. Bu inseparable assemblies yapısına getirdiğimiz andan itibaren bir backup alalım. Demek istediğim daha net anlaşılsın. Şimdi evet, inseparable assemblies asemi altları bir şekilde bunu şey yaptık. Bir daha şunu kapatıp en son bir working directory'imiz üzerinden ilerlersek çok daha doğru bir yaklaşım elde edeceğiz. Şöyle insert asm olarak kaydettim. Evet, şimdi şöyle gidelim. Masa üstünden açayım bunu. Daha iyi anlaşılır. Yine olsun klasör içerisine bakın. Buradaki size bir miktar tabii ki büyüyecektir. Çünkü bütün parçaları montajın içerisine görüyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere tek bir montaj şeklinde karşımıza geliyor. Hatta karşılaştırmalı yapmış olalım böylece. Bakın siz burada her bir parçayı normal backup'la aldığınızda bütün parçaları backup alırken inseparables'ı çalıştırarak backup aldığınızda tek bir assembly dosyasının içerisine bunu getirmiş olacaksınız. Şimdi erase not displayed özelliğinde yaptım. Bu montajı tekrar getirmeyi deneyelim. Bakalım nasıl bir davranış gösterecek. Klasörümüzde datamızı çağırıyoruz. Ve montajımız geldiğinde bakın alt parçaları burada karşımıza tekrardan gelebiliyor. Burada doğrudan çalışmamızı gerçekleştirebiliyoruz. Herhangi bir şekilde çalışmamızı etkileyen bir durum söz konusu değil. Parçaları montaj içerisine bu şekilde görmüş oluruz. Ve data yönetimimiz hem klasör içerisinde gerekse Winchester içerisinde daha kolay şekilde karşımıza geliyor. Peki ben bu parçaları extract, yani ben bu parçaları dışarı çıkartmak istersem nasıl yol izlerim? Hemen parçanın üzerine sağ tık yapıp burada inseparable assemblies'e extract dediğim andan itibaren bakın parçayı burada görüyor. Arkada birlikte herhangi bir şey olmadığına dikkat ederek bu parçayı burada çıkartıyor. Bakın görseli değişti. Bir kere datayı kaydedersem montajı burada kaydedecek. Montajı kaydettiğiniz andan itibaren tekrar masa üstüne gidiyorum. Buradaki yeni assembly'imde bakın bir miktar datam küçüldü. Bunun haricinde bu parçam dışarı çıktı. İsterseniz tabii ki burada inseparable assembly ise make separable diyerek de bunların hepsini dışarı extract edebilmeniz mümkün. Ya yani teker teker burada extract edebilmeniz mümkün olur. Bir daha bir extract yapalım, bir görelim en azından. Sonrasında datayı bir kere daha kaydedelim. Datayı kaydettiğimiz andan itibaren bu parçanın da aynı şekilde dışarı çıktığını görebiliyor olacağız. Şöyle klasörümüzü hemen bir yoklayalım. Bakın 3. assembly kaydedildi. Bu parça buraya yerleşti. Her defasında bakın datanın boyutu bir nebze daha küçülmüş oldu. Montaj bazında parça burada teker teker çıkıyor. Şimdi benim sunumum bu şekilde. Özellikle assembly tarafında önemli diyebileceğimiz 8 tane püf noktaya burada değindim. Burada sizlerin sormak istediği bir soru var mıdır? Sunumun içeriğinin sizin için faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Questions kısmından sorularınızı veya düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Sorusu olan var mıdır? Sanırsam bir el kalktı ama bunu soru aksına iletebilirsiniz. Çok daha faydalı olacaktır benim için. Sorusu olan var mıdır? Gördüğüm kadarıyla bir soru göremedim. Tekrardan bir kontrolü sağlayayım. Bir soru şu an için göremedim. O zaman
Sunumumuzu bu şekilde tamamlayalım. Webinarın kaydını paylaşma şansımız var mıdır? Muratcan Bey, bunu YouTube sayfamızda paylaşacağız. Ben çok kısaca şu bilgiyi vermiş olayım. YouTube'da Informatic Innovation diye aratırsanız bu webinar kayıtları ve bizim dönem dönem paylaştığımız eğitim videolarını takip edebilirsiniz. Bu şekilde zaten LinkedIn tarafında da bir paylaşım söz konusu olacak, bilginiz olsun. Bu şekilde bizleri takip edebilirsiniz. Yani LinkedIn ve YouTube'da Informatic Innovation olarak aratırsanız bizlere devamlı eğitimlerini ve bu tip webinar kayıtlarını takip edebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. O zaman bir sonraki webinarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.